Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, çok pratik, sadece bir bardak sütle hazırlayabileceğiniz minicik ekmek tarifim var. Lezzeti, görseli gerçekten muhteşem oluyor. Umarım sizler de severek ve beğenerek denersiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hamuru için öncelikle 1 bardak ılık sütü yoğurma kabına boşaltıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya ve 1 yemek kaşığı kadar da toz şekeri ilave ediyorum. Maya ve şeker eriyinceye kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim su bardağıdır. Ve şimdi de üzerine 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Ve biraz karıştırdıktan sonra daha sonra unumu ilave ediyorum. Ve son olarak da 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Ve spatula yardımıyla hamuru toparlamaya başlıyorum. Bu tarifimde elimle yoğurmadım. Kesinlikle spatula ile çok kolay bir şekilde yoğurabilirsiniz. Toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar da un kullandım. Ama sizler ununuzun kalitesine göre ayarlayabilirsiniz. Değişkenlik gösterebilir. Sizler daha fazla veya daha az un kullanabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde ununuzu eklemenizde fayda var. Hamurumu spatula ile toparladıktan sonra şimdi üzerini bir streç yardımıyla veya buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakacağım. Hamurum gördüğünüz gibi mayalandı. Hamurum gayet yumuşak bir kıvamda gördüğünüz gibi. Şimdi hamur kartıyla hamurumu biraz toparlayacağım. Hamurun havasını aldıktan sonra masamda bezeleri ayıracağım. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi masamı unladım yeteri kadarıyla. Şimdi de hamurumu masaya alacağım. Ve hamur kartımla toparlamaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi elimi hiç değdirmedim. Gayet yapımı çok kolay, çok pratik bir tarif. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hamur kartımla şöyle unlayarak bir toparlamaya başlıyorum. Bu tarifte kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Oradan bakarak tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tüm tariflerimde söylediğim gibi hamurunuzu gerçekten çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Ama bu tarifte inanın o kadar lezzetli oldu ki elimi bile değdirmeden harika sonuçlar aldım. Umarım sizler de dener ve bana hak verirsiniz. Deneyen arkadaşlar bana yorumlar kısmına yazarsa inanın çok mutlu olurum. Dediğim gibi sabah kahvaltılarınızda gerçekten muhteşem, yapımı çok kolay, çok pratik bir ekmek tarifi oldu. Hamurumu merdane ile yeteri büyüklükte açtıktan sonra ve şimdi de hamur kartı ile gördüğünüz gibi ince ince kesmeye başlıyorum hamuru. Hamuru şeritler halinde kestikten sonra diğer yüzünü kare şekilde gördüğünüz gibi kesikler atıyorum. Ceviz büyüklüğünde veya daha ufak olacak şekilde gördüğünüz gibi elimle yuvarlamaya başlıyorum hamurları. Daha küçük de yapabilirsiniz. Benim bazıları küçük de geldi, büyük de geldi. O şekilde görüntüsü de gerçekten şahane oluyor. Hamurlarımın hepsini bezeledikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime teker teker hamurlarımı alıyorum. Gelişi güzel bir şekilde de dizebilirsiniz, fark etmez. İnanın nasıl bittiğini anlamayacaksınız. O kadar şahane, o kadar pratik bir tarif ki. Hamurlarımı tepsime dizdikten sonra şimdi tepsi mayası vereceğim. Yaklaşık 15 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde tepsi mayasında oda sıcaklığında bekleyecekler. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi mayalandılar. Şimdi üzerlerine süt süreceğim. Gördüğünüz gibi bir fırça yardımıyla hamurlarımın her tarafına gelecek şekilde süt sürüyorum.
Dilerseniz yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama görüntü itibariyle süt sürmenizde fayda var. İnanın o şekilde de çok muhteşem görünüyorlar. Ben bu tarifi öncelikle yabancı bir kanalda görmüştüm. Ve gördükten sonra bu tarifi denemek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bizler çok beğendik. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdi de 180 dereceye ayarladım. Alt üst ayar fırında yaklaşık yarım saat kadar ekmeklerimi fırına verdim. Ve gördüğünüz gibi fırından aldım. Görüntü itibariyle gerçekten muhteşem oldu. Şimdi de üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağını eritmiştim. Bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürüyorum. Tereyağının lezzeti, kokusu gerçekten ekmekleri yumuşacık, pofidik yaptılar ve gerçekten muhteşem oldu. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz tereyağı sürdükten sonra da üzerini kapatabilirsiniz. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir 5 dakika kadar da kapatırsanız daha yumuşak olacaklardır. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sizler ekmeğimin şahane halini, doku testini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.